Tavana nasıl yapmış? Ben aslında onu merak ediyorum. İnanılmaz ya. Yağmurlu bir günden merhabalar. O kadar çok insan var ki ama bir kişi bile maske giymiyor benim dışımda. Maske takmak önemli arkadaşlar, maskenizi takın yani. Ben mesela maske takıyorum sürekli. Maske takın abi, maske önemli. Skatepark. Çok iyi. İçeri girebilir miyiz? Girebiliyoruz. Burada değil. Yer altında bir yere gidiyoruz. Orada bir sürü grafiti var. Yeah. Do we have to walk there? Or where's the station? This way. Does he have any good friends? Bir anda yağmur yağıyor biliyor musun? O çok değişik bir şey ya. Yağmur yağdı, şimdi güneş açtı. Evet. Şöyle London Eye'nin dibinden. Az önce karşıladık değil mi? Aynen, tam orada. Şu anda London Eye'nin oradan yürüyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu şey, grafitilerin olduğu yere. Grafitilerin olduğu yere doğru yürüyoruz. İnanılmaz yapıları var yani, çok hoşuma giden yapıları var. O yüzden çekmek istediğim yerleri hepsini çekiyorum. Hava güneşli olduğunda daha çok insan çıkıyor. Daha çok insan bisikletle geziyor. Çoğu insan kaykay yapıyor. O yüzden çok güzel. Şimdi de grafitilerin bulunduğu yere geldik. Atmosfer inanılmaz. Çok tehlikeli duruyor ama yani. Adam yaparken çekeyim ya. Hey man, is it okay for me to record? Yeah, yeah, guys. Thank you. So it's like a place where artists can perform their art. İngiltere'de, Londra'da graffiti artistlerinin graffitilerini sergiledikleri yerler ve o kadar güzel şeyler var ki. Yani çok hoşuma gitti şu an. Tam böyle ghetto. Ghetto bir yer böyle. Bunu yeni yapıyor sanırım ya. Bayağı güzel gözüküyor ama. Tavana hiç bakmamıştım. Tavana hiç bakmamıştım. Tavandakiler daha güzel. İleride çok güzel. Tavana nasıl yapmış? Ben aslında onu merak ediyorum. İnanılmaz ya. Very beautiful. I love the feminist things. Yeah. Look at that. Yeah.
Çok hoşuma gitti burası. Cidden çok iyi yani. Burada hepsi kafa insanlar. Çiyorlar. Aynı zamanda grafitilerini yapıyorlar. Çok hoşuma gitti cidden. İnanılmaz cidden, bu kadar farklılık olan bir yer ben görmemiştim. Yani az önce modernlikteydik, şimdi de inanılmaz bir grafiti gettosundayız. O yüzden çok hoşuma gitti. Tamamen bugün konusu öldürülen kadın. Polis tarafından öldürülen kadın. Ve ve gece çıkmamasını söylemişler. Kadınların gece çıkmamasını istiyorlar. Ve insanlar tepkilerini sanata döküyor. Bence güzel yollardan biri. Çünkü tarihte insanların kızgınlığını atabildiği tek şey sanatları olmuştur. Bu yüzden ben yani inanılmaz bir takdir gösteriyorum şu an yaptıkları şeylere. İnsanlar burada sanatlarını sergiliyor. Yani bunu nasıl yapabilirsin yani, ressamlık bildiğin ya. Çok hoşuma gidiyor grafiti artisti. Eskiden ben de sınıfta deftere grafiti yapıyordum. I was dying. You're gonna see that in the video. That yeah. Çok hoşuma gitti cidden. Yani bakıyorum mesela şurada tavanları bile, yani buranın tamamı onlara ayrılmış ve yani kimse karışamıyor yani. Çok hoşuma gitti cidden. Müziğini açmışlar, gelmişler burada boya yapıyorlar. Mesela yani sanatın her kısmını kullanıyorlar. Yani abstract dediğimiz farklı bir sanat çeşidi bile var. Mesela şu an siyah beyaz bile yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ayrıca burada geldiğimde fark ettiğim bir şey oldu. İnsanların hepsi yani bir sanatla uğraşmaya çalışıyor. Bu yüzden çok hoşuma gitti. Yani buradan geçen insanların bile hani birbirine saygısı var. Saygısı olduğu için bütün sanat, bütün galeri, yani buraya bildiğin galeriye dönüştürmüşler yani. Şimdi galeri dediğime bakmayın da burası yani böyle yer altında bir yer. Yer altında bir yer olduğu için yani kimse gelip de bu grafitileri silmiyor. Kendileri silmek istemezse. Ve her hafta yenileniyor. Her hafta çünkü buraya gelip uğraşıyorlar üstüne. Yani sanatını burada sergiliyor. O yüzden bu çok güzel bir şey bence. Yani Londra'da gördüğüm en ilginç yerlerden biri olabilir grafiti yapılan. Yani her yerde grafiti görebiliyorsunuz. Tabii ana kısımlar dışında. Ana kısımlardakini siliyor olabilirler. Ama yani şöyle diyeyim, burası tamamen farklı bir getto. Çünkü insanlar da yani öyle zararı olan insanlar değil, onu fark ettim. O yüzden biraz daha göstermeye devam edeyim. Burada Alman arkadaşımızı fotoğrafını çekiyoruz. Şöyle ben de videoya koyayım. What do you think about this? It's so artsy and so many different graffitis. It's really so nice, but it smells really toxic. So yeah. You should maybe spend it smells too much beautiful. Time yeah. It's so cool. Yeah. Çok hoşuma gitti. Fotoğraf çekindik biraz. Fotoğraf çekindikten sonra büyük ihtimalle arkadaşını bekleyeceğiz. Fransız bir tane daha arkadaşı var. Fransız arkadaşı bize katılacak. Fransız arkadaşıyla tanıştıktan sonra falan biraz daha fotoğraf çekeceğiz herhalde. Ama burası cidden yani çok hoş. Arkada zaten Straight Outta Compton çalıyor. O yüzden tam olarak kalbimi aldı yani bu yer. Yani şu sanatın değerini gördüğü bir ülke diyebilirim. But what do you think about the photos that you took of me? I hope that they will turn out really nice because it looks so cool. Thank especially you. With the hood on. Ebeveynleriyle çocukları da grafiti yapıyor.
Gerçekten çok tatlı. Seriously, so cute. Şu anda burası neredeydi ya? Westminster Bridge. Westminster Bridge'deyiz. Burası da Westminster Palace değil mi? Herhalde. Yine emin değilim ama. Tabii işte şey. Big Ben'in orada. Big Ben'in orada önemli bir bina. Aslında benim bilmem gerekiyor çünkü derste anladım ya. Bak tam kamerayı çıkardığımda. Bir şey olması lazım galiba. Evet, tam kamerayı çıkardığımda yağmur yağmaya başladı. Şu anda Westminster'ın oradan geçiyoruz. Kaybettim sanki. Aynı zamanda yağmur yağıyor. Şu anda Piccadilly Circus'un oradayız. Bulls'a girdik, birkaç parfüm falan baktık kızlar. Bir tane daha Fransız kız geldi. Bir tane Alman, bir tane daha Fransız ve bir de iki Türk olarak biz varız. Onun dışında etrafı göstereyim biraz. Yani böyle canlı çok hoş bir yer. Az önce birkaç Türk'le karşılaştık da yani pek meşgul duruyorlardı, o yüzden hiç şey yapmadık. Zaten burada çok Türk var yani, cidden yani aklınızın almayacak kadar Türk var. Yani o yüzden buraya gelirseniz bir sürü Türk göreceksiniz. Bir sürü. Yani burası da Soho. Hatta Carnaby Soho diye geçip şöyle yakınlaştırabilirsem. Aynen. Aynı zamanda yağmur yağıyor. Yeah, it was just, how do you say that in English? It was raining and it was like snow, but it was hot. How do you say that? What is that in English? And no, like the consistency, you know. I don't know how you call that, but it doesn't matter. It's cold, but it's nice. You can always say it's raining dogs and cats. Yeah, exactly. But it's really nice because we're in Soho, yeah. And Soho is really pretty. So yeah, definitely. Yeah. So look at this building. So cute. I really like the color. Yeah, it's so colorful here. Yeah. Şimdi de Shakespeare Heart denilen bir yerdeyiz. Mikrofonu takmayı unuttum, o yüzden ses nasıl geliyor bilmiyorum. Ama şöyle göstermeye çalışacağım. Kafe gibi bir yer büyük ihtimalle. Ama Shakespeare'ın tabii bütün her şeyini kullanmışlar. You know what? Have you been here before? No. No. Actually, I saw that it is much more alive when no COVID. Yeah. People are going to the bars. I know. Akşam oldu burada. O yüzden akşam olduğu için hem yağmur yağdığı için kamerayı çıkaramadım. Çok kötü oldu benim için. Birkaç şey çektim. Yani umarım beğenirsiniz. Ama yani yağmur yağdığı için hoşuma gitmedi. O yüzden umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra tren istasyonuna gideceğim. Eve döneceğim. Sonra yine çekeceğim. Yani zaten burada uzun süre burada olduğum için. O yüzden merak etmeyin. Londra'yı tam anlamıyla size gösteriyorum. Ben de size.